gelmişti. Bunun birinci nedeni, varoşta bulunan binamız için bir uşağın çok yeni bir şey olmasıydı. İkinci nedeni ise, kendini normal hizmetlilerle bir tutmaksızın ve öğleleriyle arkadaşça sohbetlere girmeksizin herkese son derece kibar davranmasıydı. Annemi daha ilk günden bir hanımefendi yerine koyarak selamlamaya başlamıştı ve benim gibi bir yaramaza karşı bile her zaman içten ve ciddiydi. Ben gün ışığının içeriye keyifle dolduğu ve dışarıda beyaz tüy gibi bir şeyin mavi gökyüzünde dalgalandığı pencereye bakarak yatağında doğrulduğunda gün aydınlanmıştı. Bir an için nerede olduğunu hatırlayamadı. Önce hoş bir heyecan geldi. Ardından korkunç bir anımsama. Burası Green Gables'tı ve burada oğlan olmadığı için onu istemiyorlardı. Bir kelimeye bin anlam yüklediğim zaman sana sesleneceğim. Sen bana bakma, bakma. Ben senin baktığın yerde olurum. Oysa ne çok ağladım ben tek damla yaş dökmeden. Bütün dünya ile beraber Anadolu'da kan ağlıyordu savaş sebebiyle. Zira savaş, körpecik çocukları ellerinden alıp koparıp alıyor, anaların yüreklerini ateşten toplar bırakıyordu. Sürekli düş kuran insandır edebiyat okuru. Yetinmeyen, belki bu acımasız toplumun değerlerinden koptuğu için kendine yeni bir dünya tasarlayan, kaftanın ötesine hiçbir zaman geçmese bile oradaki cenneti zihninde canlandırabilen insan. Bilmem daha kaç zaman sürer sana yanmıştım. Bir günlük gülüşüne ayların odunun yakmasını anlayamamışım. Üstelik düşünceden sonra gelip onu tamamlayan bir yanı da var edebiyatın. Düşünce dediğimiz öncelikle insanların yeni bir toplum biçimi kurmak, gelecek tasarlarını canlandırmak için yarattığı dizgisel ilkelerin bütünü. İnsanları kalıplandırır, biçime sokar, ortalamaya indirir, sertleştirir. Oysa edebiyatın orada araya girmesidir insanı çemberinden kurtaran. Baktıklarımızın bizim gördüklerimizden başlayanları da olduğunu anlatır edebiyat. Kuşkuları ve soruları çoğaltır. Dolayısıyla insanların düşünme biçiminin niteliğini yükseltir. Edebiyatımızın dili kendi yurdu olarak yeterince yaşamadığı ya da o yurdun belli bölgelerini tanımakla yetindiği söylenebilir. Ama bu arada hayatın yalnızca yaşayarak keşfedilmeyeceğini, dilin de hayattan öğrendiklerimizden daha çoğunu anlatabileceğini unutmadan. Ben de çocuktum. Ben de sizler gibi oyunlar oynadım. Küçük yaramazlıklar yaptım. Gezip dolaştım. Derslerime çalıştım. Okullarda okudum. Gençlik. Sıcak yaz günü evde kim varsa küçük büyük çoluk çocuk toplandılar. Öğle yemeğini yediler. Sonra da her biri bir yana çekildiler. Şehre inecekler. İndiler, gittiler. İrfan Bey ile Mükerrem futbol maçına gideceklermiş. Savuştular. Büyük hanımın sözüne bakılırsa bu son günlerde öğle yemeklerini yedikten sonra büyük efendi Kerim Beylere kaçıyor. Orada kanepe üstünde uyuklayıp uykusunu alıyor. Gece erken yatıp uyuyanlara da kızıyor. Söyleniyormuş. Büyük hanım oldum olası öğle uykusunu sevmezmiş. Ama gece erken yatıp kocasının çenesini açtırmamak için şimdi öğle yemeklerinden sonra biraz kestiriyormuş. Modern dijital dünyamızda bile olay anında başka yerde bulunduğunun doğrulanması sanıldığı kadar kolay olmuyordu. Bazen şansımız yaver gitmiyor ve avukatlara ya da doktorlara gibi çok yoğun programlı hayatlar süren insanlarla uğraşıyoruz. Ayrıca günlük hareketleri bir araya getirmek söz konusu olduğunda özel asistanı olan herhangi bir tanrı vergisi olurdu. Emek işlerinde çalışan insanlar da alışverişi olurdu. Bir fabrika işçisi genelde tam dediği yerde bulunurdu ve bu daha çok sayıda başka bir kişi tarafından doğrulanabilirdi. Yakın zamanlara kadar halk arasında balta asmak, balta olmak deyimi kaba kuvvetiyle haksız kazanç elde etmek, zorbalık ile haraç almak gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bir kişiyi korkutarak yapılacak işten pay almak, ahlaki ve ekonomik yapının bozulduğu dönemlerde ortaya çıkan sosyal hastalıkların başında gelir. Kişilik nedir?
Herkes kendi mizacına göre hareket eder. Kimin daha doğru yolda olduğunu ise Allah daha iyi bilir. Bir insanın çocukluk yaşlarından itibaren, hatta kimilerine göre bebeklik evresinden itibaren şekillenmeye başlayan ve çocukluğu çoğunlukla yetiştiği aile ortamı ve kültürün büyük bir ölçüde tesiriyle yoğrulan, insanın tüm hayatını etkileyecek olan üzerine giydiği bir elbise gibidir. Bugünü kazansan da dün bırakmaz yakanı. Geçmişin hayaletleri sinsi bir gölge gibi takip eder seni. Babam Kronos farkındaydı bunun. Sen giden de benim de kolum kanadım kırılacak. Memo dedi. Ne ilersin bu ocağın talihi böyle. Gelen kalmaz, her yıl yüzlerce evlat acısıyla yanar yüreğim. Gidenler bir iki bayram hatırlar, tebrik yazarlar, sonra unuturlar. Sağ olsunlar da varsın unutsunlar.